TV100'de Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk olan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yerel seçimle ve ittifak konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hatipoğlu, biz ittifak yapabiliriz, bu partiler AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir dedi. Biz topyekün artık kararımızı verdik İYİ Parti olarak. Biz seçimlere müstakil giriyoruz. Her yerde aday çıkaracağız. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu TV100'de Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk oldu. Genel merkezimizin kararının dışında tabii ki küçük yerlerde belli ittifaklar olabileceğini düşünüyorum ben Nebi Hatipoğlu olarak. Gündem yerel seçim ve ittifak tartışmalarıydı. Hatipoğlu çarpıcı bir açıklama yaptı. Kesinlikle Eskişehir'de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Belki de ittifaksız olacak diyorsunuz. Bir dakika durun, bir saniye, önemli, geleceğim. Evet. Ama tabii ki bir sağ partiyle biz Eskişehir'de belli prensiplerde ittifak yapabiliriz. Hangi sağ parti mesela? AK Parti mi, MHP mi? AK Parti olabilir, MHP olabilir, Saadet Partisi olabilir. Bu partinin kurumsal görüşü. Barış Yarkadaş, Hatipoğlu'nun bu sözlerinin partisinin kurumsal görüşü olup olmadığını sordu. Hani İyi Parti böyle bir karar mı aldı? Bir dakika arkadaşlar, çok karıştı. Deniz bir saniye, Deniz bir dakika. Barış tane Bey, tane gidelim. Barış Bey'e ben güzel soru sordu. Hani bu kurumsal kararı mı diye, bu kurumsal karar değil, onu da söyledim. İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi sevgili izleyenlerimiz. Akşener Edirne'de konuşmalarda bulundu. 2018 seçimleri öncesi için Abdullah Gül'ü aday yapmadığım için kıyma makinesinden geçirildim dedi. Altılı Masa'da yaşananları da tek tek anlattı Akşener. O seçim kazanılsın diye ben zehir içtim. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. 2028'de de kendi başımıza gireceğiz ifadelerini kullandı. İşte Akşener'in o çok konuşulan açıklamaları. Ben masraf kasa yıkmadım. O seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim, zehir. Partisinin Trakya bölgesi istişare toplantısında konuştu. Altılı Masa'da yaşananları anlattı. İttifak sisteminden vazgeçtik dedi. Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. İttifak sistemini reddediyoruz ve ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Edirne'de partisinin Trakya bölgesi istişare toplantısında konuşan Akşener, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün muhalefet tarafından ortak aday gösterileceği iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Abdullah Gül'ün adaylığını doğrudur bana söyledi. O 15 milletvekili için ricaya gittiğim akşam söyledi. Ben de arkadaşlarımızın beni aday ettiğini, önceden ilan edildiğini, dolayısıyla arkadaşlarımın bunu kabul etmeyeceğini söyledim. Sayın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinesinden geçirildim. Akşener, CHP'li bazı isimleri 15 milletvekili konusu üzerinden eleştirdi. İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerini ödedik, dedi. 15 milletvekili mevzunu söyleye söyleye geziyorlar. Biz bunun eğer bir ödemesi vardıysa İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdem açıklamasında bugün için ortada kapı gibi duran gerçek güç birliği yapmadan ülkede hiçbir seçimin kazanılamayacağıdır. Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir ifadelerine yer verdi.